Arkadaşlar merhaba. Şimdi şöyle bir hata alıyorum. Telefonumdan bilgisayara biri kopyalayacağım. Şöyle göstereyim. Kopyala diyorum. Mesela şuraya yapıştır diyorum. İstenilen kaynak kullanımda diye bir hata alıyorum. Şimdi bunun çözümünü ben de bilmiyorum. Kurcalayarak birlikte çözelim. Size de ufak bir katkım dokunur belki. Şimdi bakalım istenilen kaynak kullanımda demesinin sebebi ne olabilir? Görev yöneticisini açalım. Burada bilmediğimiz yazılımlar varsa direkt kapatalım. Arkadaşlar bakın bu nedir bu? Prime Z. Bakın ben böyle bir şey başlatmadım. Bu işlemci test programına benziyor. Ben daha önce böyle bir program kullanıyordum ama bunun olduğunu bilmiyorum. Ve bakın şu an işlemciyi de inanılmaz bir şekilde yoruyor. Bu virüs olabilir. Ben bu bilgisayarı taratacağım. Bu işlemden sonra. Şimdi tekrar bakalım. Bir deneyelim. Kopyala diyelim. Acaba bu o hatayı almamıza sebep oluyor olabilir mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın hiçbir şey yapmadım. Sadece göze batan yani şöyle Windows'un kendi kullandığı dosyalar haricinde gördüğüm bir uygulamayı ki muhtemelen virüs. Ben bu bilgisayarı tamamen taratacağım. Bunu temizleyeceğim. Bakın normalde Windows'un kullandığı hizmetler bellidir. Şu an onlar çalışıyor ve onların dışında gördüğüm kadarıyla herhangi bir çalışan yani bilmediğimiz herhangi bir program veya uygulama yok görünürde. Arkadaşlar bakın çok basit bir şekilde çözdük sorunu. Umarım size de yardımcı olur. Görev yöneticisine Ctrl Alt Delete tuşuna basıp da girebiliyorsunuz. Aynı zamanda şu menü çubuğunda mouse'un sağ tuşuna tıklayıp görev yöneticisi deyip arkadaşlar buradan çalışan uygulamaları, hizmetleri, bilgisayarın performansını bakın şu an işlemci %40 çalışıyor. RAM'den RAM'in 7,7 GB'ını kullanıyor bilgisayar. Hard diski hiç kullanmıyor. Wi-Fi'den alınan veri hızını, alınan ve gönderilen veri hızını burada görebiliyorsunuz. Geçmişte kullandığımız uygulamalar Windows 10 şu an bu bilgisayar. Başlangıçta çalışacak olan programları buradan yönetebiliyorsunuz. Bakın mesela Torrent şu an bilgisayar açıldığında direkt aktif olarak çalışıyor. Bunu buradan kapatabilirim. Bakın şu şekilde devre dışı diyorum. Torrent programı bundan sonra bilgisayar açıldığında başlamayacak. Buradan mesela kullanmadığınız programları kapatmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bakın şu Prime 95 buraya da yerleşmiş. Ben bunu bulacağım. Ve tamamen temizleyeceğim. Arkadaşlar bakın neredeymiş bu? Desktop kurtarılan belgelerimin içinde program. Benim bozulan bir flash belleğim vardı arkadaşlar. Onun içinden veri kurtardım. Ona bilgisayarın birinden bu virüs girmiş olabilir. Ama sen bilgisayar açıldığında niye başlıyorsun? Buraya nasıl yerleşti? Arkadaşlar bakın bunu devre dışı bırakıyorum. Bundan sonra bir daha başlamayacak bu program. Bilgisayardan da temizleyeceğim aynı zamanda. Buradan kullanıcıları görebiliyorsunuz. Buradan çalışan hizmetleri, servisleri hepsini görüp yönetebiliyorsunuz. Şurada da hizmetleri gösteriyor mesela. Bu şekilde arkadaşlar videolarımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz.
Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu ve bunun gibi videoların devamlı gelmesini istiyorsanız. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.